Kürsüde onu dinliyoruz. Bu tarihi toplantıya hoş geldiniz. 28 Şubat 2022 tarihinde yine bu salonda güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini imzalayan 6 siyasi parti olarak Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, toplumsal barışı ve huzuru sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu, demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere bu değerleri emanet etmek için bugün tarihi bir adım daha atıyoruz. 28 Şubat tarihli mutabakat metnimizi temel alan anayasa değişikliği önerimizi bugün takdirlerinize sunuyoruz. Yasama, yürütme, yargı, temel hak ve özgürlükler, kamu yönetimi başlıkları altında belirlediğimiz ilkeleri 84 madde ve 9 başlıkta yaptığımız değişiklikle anayasal güvenceye kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu önerimiz bir toplumsal sözleşme taslağıdır. Bu niteliğine uygun olarak anayasa değişiklik önerimizi demokrasinin asli gereği olan çoğulculuk ve uzlaşma ilkeleri doğrultusunda toplumun tüm kesimleri ile müzakere ettikten sonra seçimlerin hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Değerli konuklar, saygıdeğer yurttaşlarımız. Bugün Cumhuriyet tarihimizin en derin krizini yaşıyoruz. Ekonomiden adalete, eğitimden sağlığa, özgürlükten güvenliğe, akla gelen her alanda yaşanan bu çok yönlü kriz halinin en önemli sebebi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altındaki keyfilik, kural tanımazlık, liyakatsizlik ve yozlaşmadır. Sorun sistemdedir. Sistemle ekonominin doğrudan bağlantılı olduğunu biliyoruz. Örneğin bu ucube sistemde Merkez Bankası'nın bağımsız olamayacağını biliyoruz. Sistemle adaletin doğrudan bağlantılı olduğunu biliyoruz. Bu ucube sistemde yargının bağımsız olamayacağını biliyoruz. Bu sistemde mahkemede adaletin, gelir dağılımında adaletin, sosyal adaletin ve fırsat adaletinin olamayacağını, adaletin olmadığı yerde de mutluluk olmayacağını biliyoruz. Bu ucube sistemde üniversitelerin özgür olamayacağını, gençlerin geleceğe güvenle bakamayacağını biliyoruz ve bizler bu sistemden ülkemizi kurtarmak için birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda geçmişin dar kalıplarını da reddediyoruz. 12 Eylül darbe hukukunun yarattığı güçsüz bir parlamenter sistemi değil, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem öneriyoruz. Önerimizle mevcut tek adam sistemini sona erdirmeyi, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı esasına dayanan ve güven veren yeni bir sisteme geçmeyi taahhüt ediyoruz. Önerimizle anayasal düzenin temeline insan onurunu koyuyoruz. Çünkü insan onuru dokunulmazdır ve anayasal düzenin temeli olmalıdır. Devlet, insan onuruna saygı göstermek ve onu korumakla yükümlüdür. Değerli konuklar, saygıdeğer yurttaşlarımız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bugün yaşadığı ağır vesayetten kurtaracağız. Kurtuluşu ve kuruluşu gerçekleştiren Gazi Meclisi hak ettiği etkili, saygın, güçlü konumuna mutlaka getireceğiz. Yargıyı vesayetten kurtaracağız. Yargının üzerindeki siyasi tahakküme son vereceğiz. Yargının kurucu unsuru olan savunmayı ve baroları ilk kez anayasal güvenceye kavuşturacağız. Yerelde demokrasiyi tesis edeceğiz. Seçilmiş yerel yöneticilerin yargı kararı olmadan görevlerinden uzaklaştırılmalarına son vereceğiz.
basını, sivil toplum örgütlerini, düzenleyici ve denetleyici kurumları vesayetten kurtaracağız. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına adım atarken bu topraklara eşitliği, özgürlüğü, adaleti hep birlikte getireceğiz. Değerli konuklar, saygıdeğer yurttaşlarımız, güçlendirilmiş parlamenter sistem aş, iş, ekmek demektir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem yolsuzluğun, yoksulluğun ve israfın sona ermesi demektir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem bağımsız ve tarafsız yargının, ifade ve basın özgürlüğünün, can ve mal güvenliğinin önündeki tüm engellerin kaldırılması demektir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, kimsenin ötekileştirilmediği, başta gençler olmak üzere bu ülkeye dair sözü olan herkesin özgürce konuşabildiği, özgürce eleştirebildiği ve özgürce yaşayabildiği bir dönemin başlangıcı demektir. İşte bu nedenlerle ülkemizin ciddi bir anayasa değişikliğine ve gerçek bir reforma ihtiyacı vardır. Demokratik bir anayasanın omuzlarında yükselecek olan güçlendirilmiş parlamenter sistem, Türkiye'nin temel sorunlarına çözümün reçetesi olacaktır. Değerli konuklar, saygıdeğer yurttaşlarımız, bizler inanıyoruz ki önümüzdeki ilk seçimde otoriter bir sistemden yana olanlar değil, demokrasiden yana olanlar kazanacak. Altılı Masa'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Ve bizler yeni bir yönetim anlayışı, yeni bir siyaset kültürüyle, liyakatli kadrolarla, istişareyle yarının Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz. Demokratik hukuk devleti için güçlendirilmiş parlamenter sistemi temel alan anayasa değişikliği önerimiz önümüzdeki dönemde ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Her zaman vurguladığımız gibi bu yeni bir başlangıç ve yeni bir inşadır. Saygılarımla arz ederim. Konuşmamız Sayın İhtarat Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti anayasalarının hangi dönemlerden sonra nasıl yazıldığı hepimizin malumu. Belki başta bazı özgürlükler getirmiş bütün bu anayasalar ama daha sonra her müdahalenin ardından o özgürlük maddelerinin başına bir ama gelmiş. Özgürsünüz ama, hakkınız var ama, halkın iradesi her şeyin üzerinde ama. Şimdi ise ama yok. Elimizde büyük bir imkan var, bir fırsat var. Bu kez sivillerin elinden ve en geniş uzlaşmayla yazılacak, bütün o amaları ortadan kaldıracak, halkın çoğunun onayını alacak demokratik bir anayasa yapma imkanı. Bu imkana dair yol haritasını dinlemek üzere sözü Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Sayın Mustafa Yeneroğlu'na bırakıyorum. Alkışlarınızla. Sayın Genel Başkanlarımız, çok kıymetli konuklar, saygıdeğer basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri. Yarının Türkiye'si için atmakta olduğumuz bu tarihi adımın coşkusunu bizlerle paylaşan aziz milletimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yarının Türkiye'sinde demokrasimizin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni güçlendirmek, temsil yeteneğini artırmak, kanun yapma ve yürütmeyi denetleme işlevlerini en etkili şekilde gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla anayasada önemli değişiklikler hazırladık. Yasama bölümünde hazırladığımız değişiklik önerilerimizi 5 başlıkta toplayabiliriz. İlk olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden yolları demokratikleştireceğiz. Meclisin temsil gücünü artırabilmek amacıyla seçim barajını %3'e düşüreceğiz. Siyasi partiler hakkındaki yaptırım hükümlerini Avrupa Konseyi standartları ışığında gözden geçirerek değiştirecek, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi parti hürriyetini güçlendireceğiz. 6 milyonu aşan diasporamızın doğrudan mecliste temsil edilmesini sağlayacağız. Anayasanın 76. maddesinde yaptığımız değişiklikle affa uğramış olsalar bile cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve özellikle kadına yönelik kasten yaralama ve bunun ötesinde de edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından hüküm giymiş olanların milletvekili seçilmelerini engelleyeceğiz. İkinci olarak yasama bağışıklığını güçlendireceğiz. Dokunulmazlıkların kaldırılması için üye tam sayısının salt çoğunluğunu gerekli kılacağız. Yasama dokunulmazlığının istisnaları bakımından belirsizliğe ve birçok hak ihlaline yol açan keyfi uygulamaların önüne geçeceğiz. Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme nedeniyle düşmesini bireysel başvuru yoluna gidilmesi halinde Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki kararına kadar bekletileceği hükmünü açıkça anayasada düzenleyeceğiz. Üçüncü olarak kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz. Bu başlıkta birçok düzenlemeyi üzerinde çalıştığımız meclis iç tüzüğünde işleyeceğiz. Anayasada ise milletler arası anlaşmadan geri çekilmenin meclisin asli yetkisi olduğunu güvence altına alacağız. Böylece Cumhurbaşkanı milletler arası bir sözleşmeden gece yarısı tek başına çıkma kararı veremeyecek. Bakanlar Kurulu'nun kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini yetki kanununa dayanması ve temel hak ve hürriyetlerin kanun hükmünde kararnamelerle düzenleyemeyeceği şartıyla kabul edeceğiz. Bakanlıkların, kamu idareleri ve kamu tüzel kişilerinin kanun hükmünde kararname ile kurulması ve kaldırılması uygulamasına son vereceğiz. Cumhurbaşkanının kanunları veto etme yetkisine son verecek, bu yetkiyi geri gönderme yetkisiyle sınırlayacağız. Geri gönderilen kanunlar meclis tarafından basit çoğunlukla aynen kabul edilebilecek. Dördüncü olarak meclisin denetim yetkisini güçlendireceğiz. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim için hükümete hesap sorulabilmesini sağlayacak araçları artırıp hepsini etkili kılacağız. Hükümet, başbakan ve bakanlar hakkında gen soru verme yetkisini tesis edeceğiz. Bu yenilikle Bakanlar Kurulu aleyhine verilen güvensizlik önergelerine yeni başbakanın isminin eklenmesini zorunlu kılacağız. Böylece meclis istikrarın gereği olarak ancak yeni hükümeti kurmakta birleşebilirse mevcut hükümeti düşürebilecektir. Dolayısıyla herhangi bir istikrarsızlığa da kesinlikle yol vermeyeceğiz. Başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı hesap vermeleri amacıyla meclis soruşturmasını kapsamlı bir şekilde düzenleyeceğiz. Başbakan ve bakanlar hakkında görevine ilişkin suç işlediği iddiasıyla soruşturma önergesi verilebilmesi için gerekli çoğunluğu indirerek denetimi kolaylaştıracağız. Bir yasama yılında en az 20 gün gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme açılabilmesini anayasada açıkça düzenleyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim araçlarından meclis araştırmasını herkesin
Meclis Araştırma Komisyonu'nun davetine uymak zorunda olduğu ifadesiyle daha etkili kılacağız. Beşinci olarak, parlamentoların tarihsel bir kazanımı olan bütçe hakkını devredilmezliği ilkesini tesis edeceğiz. Vatandaşlarımızdan toplanan vergilerin nasıl harcandığının etkili bir şekilde denetlenebilmesi için meclisin bütçe hakkını meclisin devredilmez bir yetkisi ve denetim aracı olarak tesis edeceğiz. Meclis bünyesinde kesin hesap komisyonu kuracağız. Komisyonun başkanı ana muhalefet partisinden olmasını anayasada açıkça düzenleyeceğiz. Çok kıymetli konuklar, saygıdeğer genel başkanlarımız, aziz milletimiz, bugün Türkiye anayasal düzen dışında tamamen keyfi bir biçimde otoriter bir anlayışıyla yönetilmeye çalışılmaktadır. Artık kanun devleti vasfından da ciddi manada uzaklaşmış bulunuyoruz maalesef. Bu durumda Türkiye'nin demokratları olarak bizlerin çok büyük sorumluluğu yarının demokratik, çoğulcu, adil ve özgür Türkiye'sini hep birlikte inşa ederken sadece bu kötü sistemi değil, bu kötü sistemle birlikte baskıcı, tek tipçi, otoriter zihniyete de son vermek amacındayız. Hedefimiz sadece anayasalı devlet değil, anayasal devleti tesis etmektir. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle birlikte tüm farklılıklarımızla vatandaşlarımızın hiçbir ayrımcılığa ve hiçbir hukuksuzluğa maruz kalmadığı, herkesin kendini birinci sınıf bir yurttaş olarak hissettiği özgürlükçü, demokratik Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Saygıyla arz ederim. Böylece Cumhurbaşkanı bir gece yarısı Türkiye'nin taraf olduğu milletler arası sözleşmelerden tek başına çıkma kararı alabilecek. Not ettik, bu ülkede kadın hakları mücadelesini veren bütün kadınlar, bütün gönüllüler adına çok teşekkür ediyorum Sayın Mustafa Yeneroğlu'na. Demokrasinin etrafına set çeken değil, onu boğan sınırlamaları kaldıran bir sistem nasıl hayata geçirilecek? Hem güven hem de yeri geldiğinde hesap verebilen bir yürütme nasıl mümkün kılınacak? Bu soruların yanıtlarını duymak üzere Demokrat Parti Genel Sekreteri Doçent Doktor Sayın Serhan Yücel Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanlarımız, yazılı ve görsel basınımızın ve sosyal medyanın değerli temsilcileri, aziz milletimiz. Mevcut anayasanın en problemli, tüm sistemi enfekte eden kısmı tek adam rejimi üzerine kurgulanan yürütmedir. Mevcut sistemde yürütmenin konforu için yasama ve yargı işlevsiz bırakılmıştır. Anayasanın tek derdi tek kişiye dikensiz gül bahçesi hazırlamak olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı tek patron, yürütmenin diğer aktörleri bakanlar ve kurumlar, patronun çalışanları, yasama ve yargı bağlı iştirakler haline getirilmiştir. Bu ucube sistemde bakanlıklar ve kamu kurumları görev, yetki ve sorumluluklarını ifa ederken anayasa ve kanunlara bakmak yerine tek bir kişinin iki dudağının arasına bakmak zorundadır. Mesela bu sistemde Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla müdahale edildiğini bizzat Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü açıklar. Mesela depremde kurtarma çalışmalarının başlaması, orman yangınına müdahale için de yine Cumhurbaşkanı'nın talimatı gerekir. Mesela okul, hastane, köprü, ağaçlandırma ihtiyaç olduğu için değil, talimat geldiği için yapılır. Çiftçinin destekleme priminin ödenmesi, esnafa kredi o talimat gelmeden verilmez, ödenmez. Milletimizin görüşüne arz ettiğimiz anayasa değişikliği önerisinin hayata geçmesiyle birlikte
yürütmenin her kademesinden 4 senedir her gün duyduğumuz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla klişesini bundan böyle artık duymayacağız. Çünkü yürütmenin tüm unsurları görevlerini yerine getirirken, sorumluluklarını ifa ederken talimatı anayasadan ve yasalardan alacak. Hazırladığımız anayasa değişikliği önerisiyle şeffaf, denetlenebilir, hesap veren bir yürütmeyi ve yönetimde istikrar ve bütünlüğü yeniden inşa etmeye gayret ettik. Bu çerçevede cumhurbaşkanlarının bir dönem ve 7 yıl için seçilebilmesini öneriyoruz. Seçilen cumhurbaşkanının varsa partisiyle ilişiğinin kesilmesini teklif ediyoruz. Cumhurbaşkanının kanunları veto yetkisini kaldırıyor, kendilerine sadece bir defaya mahsus geri gönderme hakkı tanıyan bir düzenleme yapıyoruz. Meclis denetimine tabi olmayan, siyasi sorumluluk taşımayan ve hiçbir şekilde hesap vermeyen, usulsüzlük, yolsuzluk ya da beceriksizlik gibi sebeplerle sorumluluklarını "affımı istiyorum, affımı istiyorum" sözleriyle yerine getiren, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları karşısında Yüce Divan'da yargılanma hakkı olmayıp külliyeden uzaklaştırma cezası ile sorumluluktan kurtulan bir cumhurbaşkanlığı kabinesi yerine meclise karşı siyasi sorumluluğu ve Yüce Divan'da aklanma hakkı olan Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'nu güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisiyle yeniden kuruyoruz. Bununla bağlantılı olarak anayasanın 8. maddesinde yürütmeyi sadece bir görev olarak tanımlıyoruz. Önerdiğimiz anayasal düzende Cumhurbaşkanı en çok milletvekiline sahip olan partiye hükümeti kurmak görevini verecek. Bakanlar Başbakan tarafından TBMM üyeleri arasından veya ihtiyaç halinde milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından seçilecek. Başbakan ve bakanlar bireysel ve kolektif olarak meclise karşı sorumlu olacak. Bakanlar veya hükümet bakanlara haklarındaki iddialar dolayısıyla gen soru verilebilecek. Başbakan ve bakanlara haklarındaki iddialar ile ilgili meclis soruşturması açılabilecek. Meclisin sevk kararı vermesi halinde ilgililer Yüce Divan'da yargılanabilecek. Hükümetin kuruluşu basit çoğunluk, düşürülmesi ise salt çoğunluk ile gerçekleşecek ve hükümet krizlerini önlemek için yapıcı güvensizlik oyu aranacak. Yani yeni hükümet üzerinde uzlaşma sağlanmadan mevcut hükümet düşürülemeyecek. Mevcut hükümet düştüğü anda yeni başbakan görevine başlamış olacak. Yürütme başlığı altında ele aldığımız diğer bir konu ise olağanüstü hal yönetimidir. Değişiklik önerimize göre Cumhurbaşkanı'nın ya da Bakanlar Kurulu'nun tek başına o hal ilan etme yetkisi yoktur. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda toplanan Bakanlar Kurulu'na aittir. Olağanüstü hal rejiminin istisnai niteliğinin bir gereği olarak o hal için öngörülen süreler kısaltılmıştır. Olağanüstü hal rejiminin keyfi bir yönetime dönüşmesine engel olmak için olağanüstü hal kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine son verilmiştir. Kıymetli misafirler, 6 partinin ortak çalışması ile hazırlanan önerimizin ülkemizin demokrasi kulvarına girmesine vesile olmasını temenni ediyor. Programa iştirak eden, bizleri televizyon başında izleyen herkesi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Şimdi demokrasi zamanı. Sayın Serhan Yücel Beyefendi'ye konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, ben bugün bu salonda sizlerle birlikte olmaktan, bir kadın, bir gazeteci, bir yurttaş olarak anayasayı, anayasa taslağını konuşabilmekten büyük heyecan duyuyorum. Fakat inanın yalnız değilim.
Konuşmaları dinlerken bir taraftan da bizi bugün ekranları başında sosyal medya hesapları üzerinden takip eden izleyicilerimizin yorumlarına, sorularına bakıyorum. Yüzlercesi var. Hep beraber heyecanla takip ediyor olabilmemiz de çok ümit verici. Ben her akşam izleyicilere o günün getirdiğini anlatıyorum. Her akşam da söze şöyle başlıyorum. Bu akşam size adaletten bahsedeceğim. Çünkü onlara ekonomi de anlatıyorsam aslında adaletten bahsediyorum. Geçim derdi de anlatıyorsam, diplomasi de anlatıyorsam aslında adaletten bahsediyorum. Çünkü bir ülkede adalet varsa diğer her meseleye dair umut var. Temel hakları ve o adaleti nasıl koruyacak yeni anayasa taslağı? Bu sorunun yanıtını duymak üzere Gelecek Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Serap Yazıcı hanımefendiyi kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer genel başkanlarımız, değerli basın mensupları ve konuklar, bizleri ekranları başında izleyen sevgili vatandaşlar, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlere açıklamakta olduğumuz anayasa değişikliği önerimiz, aslında 28 Şubat 2022'de genel başkanlarımız tarafından imzalanarak kamuoyuna açıklanan güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini esas almıştır. Bu mutabakat metni özünde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlükten kaldırılmasını ve yerine güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi vaat etmektedir. Ne var ki? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlükte kaldığı süre içinde tüm devlet organları ve kurumları önemli ölçüde zaafa uğramış, belki en büyük hasar yargı organı bakımından ortaya çıkmıştır. Bu nedenle güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni bir hükümet sistemi değişikliğinin yanında gerçek bir hukuk devletini inşa edebilmek için yargının bağımsızlığını sağlayacak önemli yenilikleri vaat etmiştir. İşte hazırladığımız öneride bir yandan yargı mensuplarının bireysel bağımsızlıklarını, diğer yandan yargı kuruluşlarının kurumsal bağımsızlıklarını garanti edecek bazı yeniliklere yer verdik. Yargı mensuplarının bireysel bağımsızlıklarını güçlendirmek amacıyla anayasamızın 139. maddesine hakimler ve savcılar için coğrafi teminat unsurunu ekledik. Öte yandan hakimler için hakimler kurulu, savcılar için savcılar kurulunun oluşacağı bir yapıya yer verdik. Hakimler kurulu, hakimlerin özlük hakları konusunda, savcılar kurulu ise savcıların özlük hakları konusunda karar verecektir. Bu iki organın üye kompozisyonu, üyelerinin seçiminde izlenen yöntem, çoğulcu bir yapıyı yaratmayı amaçlamıştır. Öte yandan her iki kurulun da bazı üyelerini seçme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tanınmış, böylece bu kurulların demokratik meşruiyet esasına dayanması sağlanmıştır. Buna ek olarak her iki kurulun da kararları yargı denetimine açılmıştır. Hazırladığımız öneri anayasa tarihimizde ilk defa savunma makamını anayasal bir statüye kavuşturmuştur. Bu çok önemli bir yeniliktir. Böylece yargılama sürecinde savcılık makamıyla savunma makamı eşit statüye kavuşturulacağından hukuk devleti ilkesinin en önemli unsuru olan adil yargılanma hakkı güvence altına alınmıştır. Ve bu hakkın savunma hakkı boyutu, silahların eşitliği boyutu garanti edilmiştir.
Öte yandan Türkiye Barolar Birliği'nin özerkliği sağlanarak avukatlık mesleğine hak ettiği itibar kazandırılmıştır. Hazırladığımız öneri Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunu, yapısını, üyelerinin kompozisyonunu, seçimlerinde izlenen yöntemi, çalışma usullerini ve yetkilerini yeniden düzenlemiştir. Bugün 15 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi'nin ağır iş yükü dikkate alınarak 22 üyeden oluşması sağlanmıştır. Halen Anayasa Mahkemesi 2 daire ve 1 genel kurul halinde çalışmaktadır. Bu yapı ağır iş yükünü karşılayamamaktadır. Bu sebeple önerimiz Anayasa Mahkemesi'nin 4 daire ve 1 genel kuruldan oluşmasını sağlamaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerine yenileri eklenerek anayasanın üstünlüğü ve hukukun üstünlüğünün garanti edilmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası antlaşmaların, kanunların anayasaya uygunluk denetiminde ölçü norm olması sağlanmıştır. Bu sayede 2004 yılında anayasamızın 90. maddesine eklenen değişiklik yaptırıma kavuşacaktır. Öte yandan bu değişiklik ülkemizdeki insan haklarının alanını genişletecek ve daha önemlisi Türkiye'nin uluslararası itibarını güçlendirebilecektir. Bireysel başvuruların alanı sosyal hakları kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Bundan başka bireysel başvuruların konusunu oluşturan hak ihlalleri eğer Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi olan bir normun hukuka aykırılık sorunundan kaynaklanıyorsa Anayasa Mahkemesi bireysel başvurunun yanında o hukuka aykırılık sorununu da inceleyerek sonuca bağlayabilecektir. Nihayet devlet organları arasındaki yasama, yürütme, yargı organları arasındaki yetki uyuşmazlıklarını karara bağlama yetkisi de gene Anayasa Mahkemesi'ne tanınmıştır. Bütün bunlara ek olarak halen anayasamızın yasama bölümünde düzenlenen Yüksek Seçim Kurulu adıyla ve yerine getirdiği fonksiyonla uyumlu olarak yüksek yargı kuruluşlarını düzenleyen maddeler arasına alınmıştır. Yüksek Seçim Kurulu önerimiz çerçevesinde 2 daire ve 1 kuruldan, 1 genel kuruldan oluşacaktır. Böylece kurulun aldığı kararlar itiraz denetimine konu olabilecektir. Ama çok daha önemlisi Yüksek Seçim Kurulu'nun seçme, seçilme hakları ve siyasi faaliyetlerle ilgili kararları bireysel başvurulara konu olabilecek Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilecektir. Böylece seçim sürecinin hukuk devleti ilkesine uygunluğu garanti edilecektir. Yine aynı çerçevede Sayıştay yüksek yargı kuruluşları arasına alınmıştır. Böylece demokrasinin olmazsa olmazı olan yönetimde şeffaflık ve hesap verirlik garanti edilmiştir. Hazırladığımız öneri yürürlüğe girdiği takdirde bugün anayasamızın 2. maddesinde yer alan ve değiştirilmeleri yasaklanan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti kavramları anayasal düzenimizin temel belirleyicisi haline gelecektir. Ve bu sayede bütün yurttaşlarımız geleceğe güvenle bakacakları huzurlu bir ortama kavuşacaktır. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, sizleri tekrar saygıyla selamlarım. Değerli
Serap Yazıcı hanımefendiye konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Demokrasinin olmadığı yerde refah yok. Özgürlüklerin olmadığı yerde can ve mal güvenliği yok. Güvenlik ancak özgürlükle mümkün. Peki herkesin bir diğerinin düşüncesine, kimliğine, inancına, yaşam tarzına ve özgürlüğüne saygı duyduğu bir Türkiye'yi hep birlikte nasıl inşa ederiz? Bu sorunun yanıtını dinlemek üzere İyi Parti Genel Sekreteri Sayın Uğur Poyraz Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, aziz milletimiz, sizleri saygıyla selamlıyorum. Güçlü, kalkınmış ve demokratik Türkiye'nin inşası için hazırladığımız anayasa değişikliği çalışmamızda temel hak ve hürriyetlerin güvenceye kavuşturulması ve hürriyetler üzerindeki baskılara son vermek için önerilerimizi hazırladık. Temel hak ve hürriyetler açısından değişiklik önerimizin ruhunu yansıtan ilk düzenleme başlığa ilişkindir. Anayasanın ikinci kısmını temel hak ve hürriyetler olarak değiştirerek otoriter anayasacılık anlayışına karşı demokratik ve özgürlükçü anayasa inşası, inanç ve kararlılığımızı vurguluyoruz. İnsan onurunun dokunulmazlığını, devletin buna saygı gösterme ve bunu koruma yükümlülüğüyle temel hak ve hürriyetlerin bütünlüğünü yasama, yürütme ve yargıyı bağlayıcı olduğunu anayasanın 12. maddesine ekliyoruz. Devlete insan hakları ihlallerini önleme ve herkesin haklardan yararlanmasını sağlama yükümlülüğünü getiriyoruz. İnsan haklarına dayanan devlet düşüncesini daha belirgin kılmak için temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması olan 13. maddenin kenar başlığını temel hak ve hürriyetlerin üstünlüğü olarak değiştiriyor. Madde metnine hürriyetin esas sınırlamanın istisna olduğunu ekliyoruz. Düşünce, kanaat ve ifade hürriyetini tek maddede düzenliyoruz. Hiç kimsenin düşüncelerinden ötürü ayrımcılığa tabi tutulamayacağını anayasal ilki olarak benimsiyoruz. Bu değişiklik sonucunda ifade hürriyeti çoğulcu bir demokrasinin gerektirdiği ölçüde genişlemiş olacaktır. Kamuoyunun özgürce oluşması ve medyada çoğulculuğun sağlanmasını devlete bir ödev olarak yükleyerek basın hürriyeti üzerindeki keyfi uygulamalara son veriyoruz. Toplumun haber alma hakkını koruma ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını sağlama amacıyla kişiler ve siyasi partilerin kamu tüzel kişilerinin elindeki kitle haberleşme ve yayım araçlarından hakkaniyet ve adalet ilkesine uygun olarak yararlanma hakkına sahip olduğunu anayasal ilke olarak düzenliyoruz. Sosyal, ekonomik haklar ve hürriyetlerde önerdiğimiz değişikliklerle müreffeh bir ülke hedefimizin anayasal altyapısını oluşturuyoruz. Anayasanın 62. maddesinin başlığını yurt dışında yaşayan Türkler olarak değiştirerek devletin onların hak ve menfaatlerini koruma, dil ve kültürlerini muhafaza etme ve anavatanla bağlarını geliştirme çalışmaları yapma görevini vurguluyor. Devlete tarih ve kültürel bağlara sahip olduğumuz ülkeler ve topluluklarla ilişkileri gerçekleştirme yükümlülüğünü getiriyoruz. Sosyal ve ekonomik haklar kısmına yeni haklar ekliyoruz. Herkesin sağlık hakkına sahip olduğunu ve hiç kimsenin temel sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılamayacağını hükme bağlıyoruz. Çevre hakkı ile çevreyi korumanın, çevre kalitesini yükseltmenin, gıdaların doğallığını sağlamanın devletin bir görevi olduğunu belirliyoruz. Hayvan hakları da bu değişiklik önerimizde yer alıyor. Devletin doğal hayatı ve hayvanları korumak ile hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamele yapılmaması için gereken tedbirleri alma görevi olduğunu belirtiyoruz. Değerli konuklar, milletvekili genel seçimlerinde geçerli oyların %1'ini alan partilere devletin mali yardımda bulunacağı ve bu yardımın 1/4'ünü partiler arasında eşit olarak dağıtılacağı, geri kalan tutarın ise partilerin elde ettikleri oy oranına göre paylaştırılacağı düzenlemesini getiriyoruz. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olan siyasi partiler hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kapatma davası açabilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iznine bağlıyoruz. Kapatma kararının ancak odak olma halinde verilebileceğini daha yalın olarak düzenleyip odak olma tanımına yoğun, sürekli ve demokratik düzene
ciddi tehlike oluşturacak bir şekilde kavramları ile fıkranın son cümlesine yasama sorumsuzluğu kapsamında kullanılan oy, söz ve düşünce açıklamaları odak olmanın tespitinde gözetilemez hükmü ekliyoruz. Kamu denetçiliğini düzenleyen 74. maddede yapılan değişiklik ile kuruma idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka ve hakkaniyete uygunluğunu re'sen veya şikayet üzerine inceleme ve denetleme yetkisi tanıyoruz. Toplumun geniş kesimlerinin tarafsızlığına, hakkaniyetine güven duyduğu bir kişinin kamu baş denetçiliği makamına seçilmesini sağlamak için kamu baş denetçisinin seçim usulünü değiştirerek parlamentoya hakim olan siyasi çoğunluğun seçimi tek başına gerçekleştirmesini engelliyoruz. Anayasa değişikliğine dair önerimizin demokratik, özgür ve güçlü Türkiye'nin kuruluşuna vesile olmasını diliyor, aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Umut Poyraz Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Duyması ne güzel cümle. Özgürlük esas, sınırlama istisnadır. Tereddüt halinde yorum özgürlük lehine yapılır. Bugün bu salonda olan ve özgürlükten yana tereddüt olmayan herkese çok teşekkür ederek devam edelim bir kere daha. Değerli misafirler, kurumlar yurttaşa hizmet etmek için kurulur. Sizin için kurulur, benim için kurulur. Peki hepsi kurulduktan sonra aynı biçimde kalır mı? Kimin menfaatini gözetirler? Kimin menfaatini gözetmeliler? Nasıl daha kapsayıcı ve şeffaf olabilirler? Şimdi bu soruların yanıtını duyacağız. Son sözü Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Sayın Bülent Kaya Beyefendi'ye bırakıyorum. Saygıdeğer genel başkanlarımız, değerli misafirler, basınımızın çok kıymetli mensupları, ekranları başında bu tanıtım toplantımızı izleyen çok kıymetli vatandaşlarımız, 28 Şubat 2022 tarihinde açıklamış olduğumuz güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnimizdeki siyasal hedeflerimizin bir kısmı yasa, bir kısmı da anayasa değişikliklerini gerektirmektedir. Sözlerime başlarken mutabakat metnimizdeki anayasa değişikliklerini gerektiren düzenlemeleri kamuoyuyla paylaşmak üzere düzenlemiş olduğumuz bu basın toplantısına hoş geldiniz diyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metninde yer verdiğimiz başlıklardan bir kısmı da kamu yönetimi ve siyasi etik başlıklarıydı. Bu başlıklardaki mutabakatımızın yasa değişikliğini gerektiren kısımlarını önümüzdeki süreçlerde sizlerle paylaşmış olacağız. Bu toplantımızda ise anayasa değişikliğini gerektiren mutabakatları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Mutabakat metnimizdeki hedeflerimizden bir tanesi yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının artırılması, yerel yönetimlerde demokratik katılım, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerinin hakim kılınması, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki idari denetiminin sınırlarının açıkça belirlenerek yerindelik denetimi anlamına gelen vesayet uygulamalarına son verilmesi idi. Bunu sağlamak üzere de Anayasa'nın 127. maddesinde bir değişiklik teklifi öngördük. Bu değişiklik teklifimiz ile göreviyle ilgili suçlar sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatılan mahalli idare organlarının ve bu organ üyelerinin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma uygulamasına son veriyoruz. Bu durumda geçici olarak görevden uzaklaştırmaya ilişkin tedbir kararlarının kamu yararı bulunması şartıyla İçişleri Bakanı'nın talebi üzerine Danıştay tarafından bir ay süreyle verilebileceğini, bu kararın ayda bir Danıştay tarafından gözden geçirileceğini ve nihai olarak bu kararın 6 ayı geçmemesini öngörüyoruz. Merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki idari vesayet yetkisinin amacını anayasada sınırlı bir şekilde sayarak mahalli idarelerin yetkisini artırıyoruz. Değerli konuklar, mutabakat metnimizde kamu yönetimi başlığı altında mutabık kaldığımız bir diğer nokta ise akademik özgürlük ve üniversitelerle ilgili düzenlemelerdir. Yüksek öğretimde özgür ve katılımcı, çoğulcu bir sistem oluşturarak üniversitelerin bilimsel özelliklerinin yanında
idari ve mali özelliklerini de anayasal güvence altına almak, Yüksek Öğretim Kurulu'nu kaldırarak yerine yetkileri koordinasyon göreviyle sınırlandırılmış, üyelerinin ise demokratik meşruiyet esasına dayanarak seçildiği üniversiteler arası bir kurul tesis etmek amacıyla anayasanın 130. ve 131. maddelerinde değişiklikler öngörüyoruz. Değerli konuklar, mutabakat metnimizde kamu yönetimi başlığı altında mutabık kaldığımız bir diğer nokta ise düzenleyici ve deneyici kurumlardı. Bu kurumlardan bir tanesi ve maalesef bugün en tartışma konulu hale gelen kurumlardan biri de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'dur. Anayasanın 133. maddesinde değişik teklifimiz ile bu kurulun özellik, çoğulculuk ve tarafsızlık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Aziz milletimiz, değerli konuklar, değerli basın mensupları, bizler yarının Türkiye'si için hazırlamış olduğumuz anayasal değişiklik önerimizi bugün sizlerle paylaşmış bulunuyoruz. Bu tanıtım toplantımız ile birlikte güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi tanıtmak, kamuoyunu bilgilendirmek, istişare ve müzakere kültürü ile toplumun tüm kesimlerinin önerilerini almak üzere bir kısım çalışmaları birlikte yapmaya karar verdik. Bu kapsamda başta medya organları, barolar, sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütleri, iş dünyası, sendikalar, kadın ve gençlik örgütlerini ziyaret ederek bu çalışmalarımızı kendileriyle de paylaşıp katkı ve desteklerini isteyeceğiz. Aynı zamanda 81 ilde 6 siyasi parti olarak birlikte yapacağımız bir planlama ile de sivil toplum ile buluşarak bu önerilerimizi aziz milletimiz ile de paylaşıp desteklerini talep edeceğiz. Anayasanın önemsizleştirilmeye, hukuk devleti ilkesinin unutturulmaya, devletin bir parti devleti haline dönüştürülmeye, kurum kültürü ve kurallar sisteminin yok sayılmaya çalışıldığı bu dönemi aziz milletimiz ile birlikte mücadele ederek aşacağımıza ve Cumhuriyet'in birinci yüzyılındaki kazanımlarımızı muhafaza ederek daha ileriye götürerek sorunlarımızı demokrasi kültürü içerisinde çözerek Cumhuriyet'i demokrasiyle taşlandırmaya kararlıyız. Tanıtım toplantımıza göstermiş olduğunuz ilgi sebebiyle hepinize teşekkür eder. Yarının Türkiye'sinin inşası için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi ifade ederek hepinize saygılar sunarım. Sayın Bülent Kaya Beyefendi'ye konuşmaları için teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, bugün bu salonda heyecanla ve bir solukta dinlediğimiz yeni anayasa taslağı önerisi, aylar süren istişarenin ve emeğin ürünü. Var edenler var olsunlar. O yüzden kıymetli genel başkan yardımcılarını salondaki yerlerine uğurlarken değerli alkışlarınızı da rica ediyorum efendim sizlerden. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Muharrem Erkek, Deva Partisi'nden Sayın Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti'den Sayın Doçent Doktor Serhan Yücel.